Schnitzel Landman sunar. Schnitzel Landman'ın sunduğu Rota Fenerbahçe'den herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi sevgili Onur, ben abimle beraberiz. Onur abiciğim hoş geldin. Hoş bulduk Koray. Nasılsın abi, iyisin? İyiyiz. Keyifler yerinde. Keyifler yerinde. Galibiyetimizi aldık geldik. Evet, önce ne yapıyoruz abi? Evet. Kanala abonelik, Legion Football YouTube kanalımıza abonelikleri rica ediyoruz. Bol beğeni ve takip bekliyoruz diyelim. Abi bir çamur deryasında ilk yarı karanlık, ikinci yarı aydınlık bir maç oynadık. Kısaca biraz adrenalin yaşadık abi. Ben valla ilk yarı çok ümitsizdim açık söyleyeyim. Yani hiç böyle bir son beklemiyordum ama Allah nasip etti. Çok da mutlu olduk tabii. Evet. Valla şöyle başlayayım. Bence Rize Okyanusu'ndan dalgıçlarımız 3 puan çıkardı. Resmen. Abi nasıl bir saha, nasıl orada top oynattırıyor? Bak, maçı kazanıp kazanmamamız önemli değil değil mi? Böyle bir sahada nasıl tabii, futbol ya oynanır? Hayır, yani Fenerbahçe'yi geç. O sahada bir kere futbol falan oynanmaz ki. Evet. Ha, şeyi gördük bir de hani hakem sahaya çıktıktan sonra topu havaya falan atıyor. Hayır abi de kardeşler diye. Yalnız hani, onu ne yapıyor abi? Normal yerler. Evet, gidiyor adam kuru gibi. Yerde top sektirdi falan. Ah harbi kardeşler. Yani çok enteresan bir sahada. Yani gerçekten bir de şey, iki kale önü de değişik olduğu evet. için hani tamam herkes bir devre o kalenin önünde oynuyor da o da tuhaf i̇kinci oldu. İkinci yere oynadığımız yer daha iyi. Evet, ikinci yere temiz yere hücum ettik. Aynen öyle. Gerçekten çok zor bir maç oldu. Benim ama anlayamadığım bir şey vardı. Yani bu sahada biz şimdi sahanın böyle olduğu belli. Sahaya çıkarken de belli. Oyun stratejisini belirlemen için yeterli bir zaman da vardı. Sahayı gördük. Yani ben şunu anlayamadım. Neden bir kere senin orada kendi oyununu oynayamayacağın, yerden oynayamayacağın, ayağa oynayamayacağın, pas oyunu oynayamayacağın, teknik oyuncularını çok fazla kullanamayacağın belliyken, yani maça kısacası ikinci yarı stratejisiyle tam oyuncu kime oynatacağın tartışılır ama hiç olmazsa yüksek top atıp ya da ne bileyim o çamura takılmadan daha fizikli oyuncularla oynayarak maça başlamak yerine biz bütün bir yarı neden öyle eski oyunumuzu sanki saha temizmişçesine oynadığımız oyunu oynamaya çabalayıp bir devre boyu debelendik, ben onu anlamadım sana açıkçası. Bir soru ama abi. Sonra doğruya döndük. Ama ya, ve de maçı da çevirdik şükür ki. Ama yani olmaya da bilirdi direkt ya. Direkt soruyorum ama ikinci yarıdaki, yani onu zaten hemen soracaktım. Çıkan 11 ve ikinci yarıdaki 11. Yani biz Serdar ve Mert Hakan 11 ile çıksaydık çok eleştirilmez miydi hocam? Eleştirilirdi. Ha şu da açıklamaya ya abi bak bir de şöyle bir durum var. Yani sen Serdar Mert Hakan'la çıksan maçı kazanacağını da garantisi bir garantisi yok. Da. Yani şimdi biz bilemeyiz ki olmamış şey üzerinden de konuşamayız. Ama şöyle yani hiç olmazsa o kadroyla çıkardın belki ama hani ısrarla o çamur deryasında yerden top atmaya çalışmazdın. Çünkü en basit pas bile gitmedi. Evet. Orada kaptırırsın bir şey olur. Bak yani hani örnekleri çok ve ondan sonra içinden çıkılmayacak. Bir tane daha yesen o sahada. İlk yarı yiyebilirdik abi. Olmazdı. Biz ilk yarı yoktuk. Bence ama hep söylüyorum. İlk yarı ne kadar eleştiriyorsak ikinci yarı da hakkını Sezar'ın hakkı Sezar'a maçı evet. döndüren adam İsmail yani Hoca'dır. Şimdi orada, yani eleştirirken de arada adamı da övelim abi. Tabii yani ne yaptı? Gitti fizik gücü yüksek oyuncuları aldı oyuna. O ben sahada, dedim pas oyunundan vazgeçiyorum. Ha, boğuşacağız dedi çamurda. Evet. Çamurda boğuşacak uzun adamları da aldı. Böyle. Uzun atacağız dedi. Serdar'ı aldı. Çamurda boğuşacağız dedi. Mert Hakan'ı aldı. İrfan'ı da aldı. Ondan sonra Şimanski çok böyle bu sahanın adamı değil zaten. Evet. Ondan sonra onlar işte gayet uygun oldu bu değişiklikler. Ondan sonra işte Serdar da böyle Braveheart gibiydi. Evet, bu kadar iyi bir sonra, geri dönüş olamaz değil mi Fenerbahçe? Yani böyle şövalye gibi çıktı. Çekti kılıcını, oraya atladı, zıpladı, kendini yerlere attı filan falan. Hakikaten kahramanca. Abi ben bak yalan söylemeyeyim. Devre arası radyoya bağladılar. Oynayarak. Ben bana dediler ki ben de yan odadaydım. Televizyon yoktu. Dediler Serdar ve Mert Hakan giriyor. Ben hoca dedim ya intihar ediyor ya da ya da çok büyük bir övgü alacak maç sonu dedim. İkincisi oldu. Yani ben hiç beklemiyordum. Bilmiyorum sen. Batu Şahin'i alsa anlarım ama Serdar'ın alınacağını hiç beklemiyordum ben. Açık ve net söyleyeyim.
Ya şöyle yani Batshuayi falan almak aynı mantalitede devam etmek olurdu. Çünkü Batshuayi'ye de yerden top atacaksın. O da benzer oyunu oynayan bir adam olduğu için açıkçası doğru oldu. Ama ya hani ben de çok tahmin etmiyordum. Ama tabii abi kazanırken de yaptığımız yanlışlardan yavaş yavaş dönmemiz gerektiği bir durum var. Şimdi nereye geleceğim? Önce hakem konuşacaktım ama bir kurun iç konuşmak istiyorum. Abi kurun ya, tamam Fred dönmek üzere dönecek onu da konuşacağız. Abi kurun iç İsmail durumu bizde olmadı abi. Bilmiyorum katılacak mısın? Bunda ısrarın Fenerbahçe'ye zarar vereceğini düşünüyorum. Yani hoca Fred bu hafta olmasa bir sonraki hafta oynayacak ama bu hafta düşündüğün desen artık kurun iç herhalde ilk 11 düşünmüyorsundur. Şimdi bir kere biz kurun içi alternatif olarak aldık. Bizim esas kurgumuzda benim bildiğim Fred kadarıyla İsmail. Fred İsmail vardı. Öyle de var. Bir ara İsmail'in gitmesi söz konusu oldu. Sonra o ara bir anda evet. Fred de Leon sakatlanınca işte Crespo'da yollanınca işte İsmail kalmış oldu. Ama günün sonunda bizim fabrika ayarlarımızda bunlar var. Ha, bir de Bekao ile Cicu var. Abi Crespo demişken İşte dünden beri görmüşsün Beşiktaş'la anlaştı gidiyor. Külliyen yalan. Açık ve net söyleyeyim. Neyse. Bilmiyoruz. Ama bizim bir an evvel bu fabrika ayarlarına dönmemiz lazım. Ne kime? Bir an önce bu Fred İsmail'e dönmemiz lazım. İnşallah, çünkü hiçbir türlü olmuyor. Umarız bir daha da Fred'in başına böyle bir İnşallah sakatlık gelmez. Çünkü bu darbe de değil. Yani birileri vurup sakatlıyorsa tabii, anlayacağım maçı da. Bir anda oldu. Stat'tayız. Adale sakatlığı. Evet. Öbürü de adale. Öbürü de zeminden gitti. Bir yerde Samsun'da bir anda hop bacağı tuttu. O da adale sakatlığı. İki kere de aynı şekilde yani Beka gitti. Beka ile ikisinde. Ya Beka ile ikisi bize lazım. Kurunic'e nerede? Kurunic'ten geldik. Ya Kurunic zaten alternatif olarak alınmıştı. Şimdi hem takıma alışamaması, intibak döneminde olması var. Geldiğinde, lafını kestim abi. Fred geldiğinde Kurunic Fred değil de Fred İsmail devam ederiz. Kurunic hep yedekte mi kalır diye düşünüyorsun. Ben tam emin değilim abi ondan. Ben eminim ya ondan. Hoca bence Kurunic ile alakalı bir inadı olacak gibi. Bence olmaması gerekiyor ama. Abi şimdi şöyle bir şey var. Yani hani inat şundan. Fayda göstereceğine inanıyorsan oynatırsın. Ha, oynattığında da faydalı olursa tabii ki oynatırsın. Fred Kurunic de görmek lazım. Hiç görmedik daha. Yani olabilir ama yani ben şurasındayım işin. Bir kere Fred olsun da. Evet inşallah. Ya, Fred ya. O ana dişli yani. O evet. Olmayınca ayarı kayıyor takımın. Evet öyle abi. Abi buradan da biraz hakeme geleceğim. Ben hakemin böyle maçı izlerken herhalde adrenalin yüksekti Onur abi. Çok fena böyle fena maç yönetmedi diye düşünüyorum. Abi sonra izledim. Hakem bizi aslında katletmiş abi. Şimdi Şimanski'ye Muammer'di galiba 10. dakikada yaptığı hareketin. Evet. Karşılığı kırmızı kart. Evet. Bir. Shelvey 3 kere kartlık hareket yapıyor. En son 90. dakikada yaptığını hatırla. Ona kart yok. Yani biz Arda kardeşleri şimdi kazanırken de tepki göstermemiz lazım diyorum ya bazen abi. Sen nasıl buldun hakemi? Şöyle. Yani kazandı bu ayrı. Bir kere o sahayı gördüğünde bir kere aklına direkt olarak şu geliyor. Defansif müdahalelerde özellikle kayarak yapılan hani oyuncuyu durdurmak için yapılan müdahalelerde gayri ihtiyari böyle sahalarda yanlışlıkla kendini durduramayacağın için istenmeyen kontrolsüz evet. istenmeyen fauller yapılabilir. Ama tırnak içine söyleyeyim iyi niyetliysen yani duramaz gider pat ayak göstermez vurur. Ama abi mesela yani. İşte bak dur oraya geleceğim. Böyle sahalarda olabilir ama Rize Spor'lu oyuncuların yaptığı müdahalelerin hiçbir tanesi sahadan kaynaklı kontrolsüz müdahale değildi ve kasıtlı olarak bileğe bileğe yapılan müdahalelerdi. 3-4 tane sarı ve kırmızı kartı hakem göstermedi. Ha, iyi niyetliydiyse onları öyle değerlendirip mi göstermedi? Hani sahadan duramadı, edemedi, gayri ihtiyar vurdu filan. Ama bunlar resmen çatır çatır kasıtlı olarak bileğe bileğe vurulan tekmelerdi. Kart göstermedi. Allah'tan oyuncularımız evet, kötü bir sakatlık yaşamadı. Ucuz kurtuldu abi açık ve net. Yani. Yani denecek bir şey yok. Ya Arda kardeşler gerçi. Ne denebilir ki inşallah. Daha da komiği şu. Yani trajikomiği şu. Bu adam Fenerbahçe'ye en çok kart gösteren adam
Geliyoruz, dayak yiyoruz adamlardan, bir tane kart göstermiyor. Evet abi, artık alıştık Arda kardeşleri. Zeminle alakalı da demin yayın öncesi konuştuk ya abi. 83-84. Dakika top hani böyle bir araya attılar, top durdu. Orada dedim ya, aklıma 91-92 sezonu maçtaymışsın. Evet, Tanju'nun... Bizi izleyen çoğu genç kardeşimizin hatırlama şansı yok arkadaşlar. 91-92 sezonu bir kupa maçı. Kocaelispor Fenerbahçe. Tanju Çolak Fenerbahçe'ye yeni transfer olmuş. Çok kötü bir zemin değil mi abi? Sen anlat. Ben şöyle söyleyeyim. Yani zemin yok o, yani. O Kocaeli maçındaki zemin bu Rize maçındakinden çok daha kötüydü. Yani o zaman orta saha falan da yoktu. Sosyal medyadan bulabilirsiniz Kocaeli komple. Fenerbahçe yazıp. Ama ne ilginçtir ki kaleciyi de geçti. Top yani, evet. Bomboş kaleye vurdu. Abi bari git de top ceza alanın içinde bir yerde dur. Çizgide durdu arkadaşlar. Gidip de çizgide durur mu ya? Evet. Gitti o top çizgide durdu. İşte abi, biz kupa maçıydı yanılmıyorsam elendik. İşte ben bu sene böyle yerlerde hep bizim şansımız olmaz abi. Bu sene şansımız tutuyor. Mesela hayatta ben Başakşehir maçı 10 kişiler kapanıyorlar. 90'la biz kazanabileceğimizi düşünmezdim. Bize gel. Bu sene biraz şansımız var. O yüzden diyorum Rize şampiyonluk şansıdır bunlar Rize ya. Rize maçında da şey, o ikinci yarıda adam ortaya doğru bir top kesti. Evet. Ya o top nasıl oldu da o böyle acayip bir şekilde Rize'nin önünde i̇şte kalmadan ben de, aynen. Döndü. Ya inşallah bunlar bir işarettir. İşarettir diye düşünüyoruz inşallah abi. Oradan da bir abi Tarık Çetin. Tanırım da kardeşim ben. Ben Fenerbahçe altyapısındandır. Bir itibar suikastı yapıyor, affedersin. Ne düşünüyorsun? Yani bu kadar kolay mı insan harcamak abi? Kolay. Bizim ülkemizde, bizim futbol iklimimizde adam harcamak, adama iftira etmek çok kolay. Söylediğinde çamur at izi kalsın. Tabii ama nedense bizim, yani benim böyle kaleci ve itibar suikasti ya da ne bileyim böyle hani kaleciyi suçlamak ya da kalecide bir şey bulmak deyince benim aklıma nedense öncelikle şu günlerde Uğurcan geliyor. Yani sen git gülerek 5 tane gol yiyen adamın karşı oynayan takımın taraftarı olarak döneceksin Tarık'a şey diyeceksin. Adama sormazlar mı ya 3 gün önce aynı golü Sparta Prag'a attın sen diye. O zaman Sparta Prag'ın kalecisini de mi satın aldılar? Evet. Yani aynı golü yedi saçma. Daha beterini yedi yani adam. Çok saçma. Ne olacak yani? Bir sonraki güne geleceğim oradan çünkü. Ankara Gücü maçı. İşler. Abi Ankara Gücü maçında da işte biliyorsun bana göre Kazımcan'a da aynı itibar suikastı yapıldı. Kazımcan bu hataların aynısını Galatasaray'da da yapıyordu abi. Kötü oyuncu. Ben Emre Belezoğlu'na orada hak vermiyorum. Kazımcan'ı niye transfer ediyorsun? Kötü oyuncu abi Kazımcan. Ya sana ne, adam belki bir şey görmüştür yani, almıştır bilmiyorum yani. Ama ben orada da yani Kazımcan'ın bilerek isteyerek hata yaptın ha. Ben bu kadar kolay insanların itibarı suikast yapmıyorum. Öyle hakaretler ediliyor ki sosyal medyada. Tamam anladık da. Hayır abi, bizim gibi yorum yapanlar da o kadar kolay insanların önüne atıyorlar ki gencecik çocukları. Bu kadar kolay olmamalı abi. Abi Kazımcan olmazsa Hasancan olur. Hasancan olmazsa Taylan olur. Taylan olmazsa Emre olur ya. Onlar da tükenmez bunlar. Abi o kadar konuşuldu Ankara Gücü maçında. Ben zemini çok da kötü görmedim abi. Yok, kendileri de dedi ya zemin iyiymiş diye. Evet, Okan Hoca da dedi, o da ilginç. Demek o Allah tarafından kendiliğinden bir an zemin iyileşti herhalde, bilmiyorum. Abi dünden beri bir konuşulan bir mevzu var. Sosyal medyada ben de gördüm. Bir Icardi'nin bir hareketi var abi. Evet. Sence ne düşünüyorsun? Daha önce buna yakın, şimdi hareketli de söyleyemiyoruz açıkçası. Yani yok, bilen bir biliyor ya. Evet, bilen biliyor arkadaşlar. Daha önce Rozier, Sadık Fenerbahçe'deyken ya da Kasımpaşa'dayken. Van Persie cezalar almıştı. Sence ceza gelecek mi? Ankara Gücü'de bir açıklama yaptı biliyorsun. Şimdi şöyle, normalde bence bu iş pas geçilirdi de yok nasıl montajlar şu derlerdi, bu derlerdi. Her zamanki gibi bir karambole abi, getirirlerdi. Ama nasıl montaj? İki tane görüntü çıktı abi. Şimdi ben ilkini tamam montaj, ikincisinde abi ham görüntüde ham Ankara görüntü Güçlü var. Taraftarın o hareketten dolayı sözlü olarak gösterdiği tepki duyuluyor. Şey var, o yüzden o montaj değil. Herkes de biliyor montaj olmadığını. Bu cezayı vermesi gereken ama verip veremeyeceği muamma kişiler de biliyor bunun montaj olmadığını. Şimdi bunlar normalde karambole getirip bu cezayı vermezler. Evet. Ama bu defa çok infial oldu, tamam mı? Sosyal medyada çok şey oldu bu iş. Bağırtısı çıktı bu işin. Ama abi, şimdi o yüzden yani, de kayıtsız kalamayacaklar muhtemelen. Bakalım. Şimdi oturup şimdi bak ben sana bugün bir şey söyleyeyim mi? Bugün mü sevk edilir ya da yarın? Bakalım. Bak ben sana şimdi söyleyeyim mi? Bak bunlar oturmuş kara kara düşünüyorlardı. Ulan yandık şimdi diye. Şimdi ceza da ama veremeyeceğiz ama vermek de zorundayız. Ortalık ayağa kalktı. Ne yapsak ne etsek diye şimdi kara kara düşünüyorlardır.
Veremezlerse bizim bir tepkimiz olmaz ki abi. Fenerbahçe'nin tepkileri etkisiz kalıyor. Ya, bizim tepkiyi biz sosyal medyadan işte belli abi, yazıp çizerek o da işte ne kadar olur ki? Gülüyorlardır ya. Gerçekten etkisiz kalıyor. Vallahi ben buna çok üzülüyorum. Ben de. Oradan da yavaştan cumartesi günü bir Kasımpaşa mücadelesi var abi. Evet. Zor maç. Ya ben içeride çok korkuyorum. Benim dışarıda Fenerbahçe'den korkum yok. Zaten sadece 2 puan kaybettik. Bir deplasman maçı daha kazanırsak biliyorsun rekoru kırıyormuş İsmail Hoca. Kasımpaşa da iyi takımlardan ligimizin. Son haftalarda da iyi futbol oynuyor. Abi. Bir kere pozitif futbol oynuyor. Bir direkt soracağım abi. Fred'in büyük ihtimalle kadroda olmasını bekliyorum ama ilk 11 başlayacağını düşünmüyorum. Defans hattı özellikle çünkü o sayı da dönüyor. Hı-hı. Defans hattı ve orta sahayı nasıl yaparsın ve nasıl bir maç bekliyorsun? Çünkü bir hücum hattı belli. Şöyle, yani nispeten kolay takımlar da var, zor takımlar da var. Ama tabii 11 puanın 9'unu içeride kaybettikten, 21 golün de 15'ini içeride yedikten sonra tabii bir miktar endişelenmiyor değil insan. Ya çok ilginç biliyor musun bu istatistik evet, abi? Yani bu hakikaten çok takılınması gereken bir şey. Valla defans hattında herhalde stoper ikilisinde mutlak bir Ciku. Demirbaş Ciku. Ciku yanı herhalde Çağlar yine abi. Çağlar diye başlar diye düşünüyorum. Ama sağ ve sol bekleri geçen haftaki gibi solda Ceydin sağda Ferdi mi başlar yoksa Ferdi yerine geçer Osayi mi gelir? Devralır. Bilmiyorum onu göreceğiz ama hani bir galip takım bozulmaz lafı vardır ya. Acaba hoca bozmayacak mı? Bilmiyorum. Herhalde yani, şeye göre de değişebilir. Kasımpaşa'nın kanat hücumcularının özelliklerine göre belki ya da Kasımpaşa'nın oyun stratejisine göre herhalde beklerin hali şekillenir diye düşünüyorum. Ben biliyorsun Jayden'ı sol bekte değil oynatacaksan yani Ciku'nun yanında düşünüyorum. Açık ve net abi. Mert Hakan mı Kurun iç mi? Ya abi sana bir şey soracağım. Mert Hakan'ı tamam seviyoruz Fenerbahçe'yle ama bir maçta da komutan yapılmasını doğru buluyor musun? Herkes komutan Mert Hakan. Ya komutan zaten baştan beri deniyordu ona ama da. Yani Onur abi 4 yılda Mert Hakan'ın iyi oynadığı maç onu geçmez bak, abi. Bir şey söyleyeyim. Mert Hakan'ın zaman zaman burada da eleştirdik. Ben de eleştirdim. Ben Mert Hakan'ın kötü bir oyuncu olduğu için veyahut da Fenerbahçe'de oynayamayacağı için veyahut da Kur'un işten kötü olduğu için falan o şekilde eleştirmedik. Mert Hakan'ın hepimiz de bunu kabul ediyoruz. Belli nasıl söyleyeyim ayarını tutturamadığı hareketleri ve tavırları vardı. Kah sarı kart görmek için olsun, kah agresif hareketleri olsun, kah benim şahsen mübalağalı olduğunu düşündüğüm ama tribüne hoş gözükmek için bundan önceki zamanlarda yaptığını düşündüğüm hareketleri vardı. Biz onun için eleştirdik. Kendisi de haklı olarak çıktı dedi ki, kendince haklı olarak, bakın dedi bizi, beni, Fenerbahçe'nin dedi hiçbir oyuncusunu dedi, yem etmeyin dedi şu ortamda. Bizi ortaya atmayın dedi. Biz forma için, arma için mücadele ediyoruz dedi. Bunu söyleyen, Fenerbahçe forması için mücadele eden, o Rize'deki mücadeleyi veren, bu her bir oyuncunun biz başımızda taşırız. Başımıza tac ederiz. Mert Hakan da mücadele ettiği zaman ve bu şekilde elbette ki oynasın, başımızın tacı olsun, şampiyonluğumuza katkıda bulunsun. Ama yani bizim dediğimiz abuk subuk bir harekette yapıp takıma zarar vermek, Fenerbahçe'ye zarar vermek. Biz niye eleştirdik abi Kayseri maçında? Takıma Fred'i zarar verdik. Abi orada Fred'in kırmızı kart görme sebebi nerede hatırla. Bak yani ama bak sonra ne oldu? Galatasaray maçında Fred olmadı, evet. Kendi olmadı. Hem kendine zarar hem Fener'e zarar. Biz boşuna mı söyledik? Mert ya bizim Fenerbahçe'ye yeter ki iyilik Fenerbahçe'ye kötülük olmasın. Abi şimdi zarar görmesin. Haberler görüyorum. O. Sözleşmesi oynasın iki katıyla yenilenecek. Ya bir durun bir oynasın şu ben sezon bitsin. Ben iki katını bilmem. Ben çok basit söyleyeyim. Orada Mert Hakan da olsa, Koray da olsa hiç fark etmez. Adam moralli mi abi? Rize maçını çıkmış alan adamlardan biri mi olmuş? Moralli mi? Gücü yerinde mi? Oynat abi. Evet bence de. Yani kurun içle başlama hocam. Tabii. Rica ediyoruz. Yani çünkü kurun içle başladığında Allah korusun ilk yarı kötü gitti. Gene hoca eleştirilecek. Herhalde. O yüzden direkt Mert Hakan İsmail'le başlanmalı. Kasımpaşa maçını ben alacağımızı düşünüyorum. Böyle 3-1, 4-1. Ben iyi bir maç bekliyorum. Yani inşallah. Yani çünkü
Haftaya çok kritik. Şimdi haftaya kritik. Şeyler yani. Bak limitler doldu. Evet. Adam 2 puan farkla senden önde. Bu saatte bunun özrü kalmadı. Buraya... Sen bu özür haklarını Alanya ve Samsun'da içeride 2'şer puan bırakarak harcadın. Geçmiş olsun. Ofise gelirken seninle konuşurken söyledim abi. Biz Rams Park'a 4 puan önde gitmeliyiz abi. Açık ve net. 4 puan önde. Nasıl gideriz onu bilmiyoruz. Hani konuştuk o ya. O biraz zor da. İnşallah Allah nasip yani eder. Yani inşallah olur ama şöyle bir şey. Yani çünkü karşı yakabiliyorsun. Fenerbahçe maçına şampiyon çıkmak istiyor. Şöyle. Dinledin değil mi Okan Hoca? Yani olabilir. Bir, herkes bir şey istiyor. Yani. Benim de çok istediğim şeyler var da yani, olmuyor işte. O hayat bu. Bizim kayıpsız. Oraya kadar evet, kayıpsız yani, gitmemiz evet, lazım. Evet kayıpsız gitmemiz lazım. İşte Galatasaray'ın da önünde belli maçlar evet. var. Yani abi, zor maçlar ilginç var. İlginç bir durum var. Haftaya biliyorsun Beşiktaş Galatasaray maçı var Beşiktaş'ın stadında. Enes'ten rica ederim. Bunu da sağ ol sen bana hatırlattın. Önemli çünkü. Yani Beşiktaş... Yani ben şimdi ısrarla evet. İstanbul Beşiktaş maçını izleyeceğim. Evet, İstanbul Spor Beşiktaş maçında arkadaşlar biliyorsunuz bir hafta sonra Galatasaray derbisi var. Beşiktaş'taki kart sınırındaki isimleri söyleyelim size. Semih, Necip Uysal, Masuaku, Svensson, Amertey, Fernandez, Zaydettinov ve Demirege abi. Yani 8 tane değil mi? Evet. Evet 8 tane ve zaten Beşiktaş'ın kısıtlı bir kadrosu Pardon, 7 var. Pardon 7 abi. 7 tane. Beşiktaş'ın kısıtlı bir kadrosu var. Bu kısıtlı abi, kadrosunda şimdi, da iş yapan evet. ve sürekli olarak oynayan adam var. Bak mesela 2 tane bek, 2 tane bek. Masuaku, Svensson. Necip bayağı iyi oynuyor. Hoca ne dedi? Şey... Hocaları Santos şey dedi. Ya dedi başka şeyi oynatamadım dedi. Stoper oynatamadım. Necip mükemmel oynuyordu dedi. Necip yine hani abi, oynuyor. Masuaku da önemli. Afrika Kupası çok iyi oynadı. Semih sezonun yıldızı. Evet Semih şu an Beşiktaş'ın yıldızı. Gedson Fernandez takımlarının beyni. Zaynettinov ya da Amertey'den biri de görülse savunmada sıkıntı yaşıyorlar. Yani... Şimdi bunlar... Merakla bekliyorum. Beşiktaş'ta eski Galatasaray oyuncusu da yok. Ne yapacaksın? İlle bir şey olacak yani. Ben Beşiktaş'ın bir nebze ya, ince kıyım doğranmasını bekliyorum eski Beşiktaş'ın. Eski Galatasaray'da yok değil mi Beşiktaş'ta? Düşündük yok. Yok abi aynen. Burada merakla bekleyeceğiz. Burada merakla bekleyeceğiz. İzliyoruz bakalım. Bakalım Beşiktaş'ı bir inceden doğrayacaklar mı İstanbul maçında? Evet. Abi oradan da yayın ihalesini 1-2 dakika konuşmak istiyorum. Şimdi orada Saadettin Saran yani Saran Medya ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hatta sana resmini attım biliyorsun. Hı hı. İhale kurulu. Sayın Ali Koç'ta da Dursun Başkan geldi ve Ali Başkan da böyle konuşuyorlar mı? Çok da merak ediyorum. Keşke orada bir kamera olsa da neler konuşulduğunu duysak abi. Ya abi ısrarla yayıncı kuruluşun değişmemesini isteyen bir TFF olduğunu duyuyoruz ve düşünüyoruz. Ya neden Saran Medya olmuyor sence? Daha fazla veren Saran Medya. Şimdi sen soru sordun, cevabını sen verdin. Neden Federasyon Digitürk'ün değişmesini istemiyor? Sen bir şeyin değişmesini veya değişmemesini istiyorsan herhangi bir konuda demek ki senin oradan elde ettiğin bir menfaat vardır ki ya istersin ya istemezsin. Demek ki böyle bir işbirlikçilik var mevcut yayıncı kuruluş ve federasyon arasında. Para veya başka veya bir başka menfaat işbirliği var ki görüyoruz zaten. Dozacıyla şıracı gibi ya abi. Bunu söylemek istemiyordum ama. Görüntüler. Bilmem neler. Bein Sports şu an o kadar sinirli ki Saran Medya'ya. Önce Formula 1'i aldı. Buradan söylemek istemiyordum ama elindeki İtalya ve İspanya Ligi'ni almak için elinden geleni yapacak Bein Sports. Saran Medya'ya şu an tabiri caizse gıcık olmuş durumda olan bir yayıncı kuruluş var. Yani Saran Medya'yı da duyuralım abi, netice burada. Netice itibariyle bu büyük çaplı bir ticari alışveriş. Netice itibariyle bir malın satıcısı var. Her ne kadar bu çok dedikleri marka değeri yerlerde bile olsa en azından bir ürün var ortada. Evet. Bir de bu ürünü eğer satın almak için birisi... Abi hangisi daha fazla abi, parayı verirse o alması lazım değil mi abi? İhale nedir? İhale evet. açılır abi. Belli bu işe talep gösteren adamlar da der ki ben şu kadar veriyorum, ben bu kadar veriyorum. Hı hı. Bir şartname vardır. Bu şartnameye uyup bu işin parasını pulunu verip bunu yerine getirenler ihale şartlarını bu ihaleyi alır. Evet. Şimdi bu bizde öyle olmuyor. Ya bu işte sende öyle olmuyor. Eğer bu şeyi gereklerini karşılıyorsa Saran Medya bu 3 kuruş etmez Türkiye Ligi'ne de 140 milyon bu parayı da veriyorsa daha ne yani hani bir de şöyle bir saçmalık çıktı. Onunla alakalı Saran Medya açıklama yaptı. Hani bir
kuruluşu var iddia gibi. İsim vermeyeyim, reklama girmesin ama onunla hani Saran Medya onu alırsa nasıl olacak? Dünyada da örnekleri var. Hiçbir orada sıkıntı yok. Onu söyleyelim. Ya dünyada hani adam koskoca Real Madrid göğsünde bahis firmasının reklamıyla sahaya çıktıktan sonra geçiniz yani o işleri. Yani bu çok önemli bir durum değil. Yani. Oradan da Saadettin Saran ihaleyi aldı diyelim abi. Sence başkanlık durumu ne olur? Yani devam eder mi? Yoksa adaylıktan çekilir mi? Fenerbahçe başkanlığı için soruyorum. Ya bunlar çok farklı konu başlıkları. Ama hani açıkçası bayağı nasıl diyeyim karışık veya hani tartışmalı bir durum ortaya çıkar. Evet o biraz sıkıntı. Çıkar. Orada biraz sıkıntı olabilir bak. Evet. O öbür hem çok... Fenerbahçe başkanlığına aday olmak hem yayın ihalesini almak. Ha velev ki ikisini de kazandın. Gittin seçime başkan oldun. Yayın ihalesini de aldın. Çok konuşulacak abi. Çok konuşulur. Yani Saadettin Bey'in onun planını iyi yapması lazım. Yani ama ben yayıncı kuruluşun X ya da fark etmez değişmesi gerektiği taraflar. Ve bu arada yeri gelmişken yayıncı kuruluşta dün Icardi pazar günü o hareketi yaptıysa da yapmadıysa da 20 kamerayla çekiliyor abi değil mi? 90 dakika elbet vardır yani. Abi Icardi rica ediyoruz onu da çıkartsınlar yani. Pardon da Icardi'nin varsa da yoksa abi Icardi'nin hareketine gelene kadar ofsaytlar, var bilmem neleri, kameralar dün, bugüne kadar TTT var kayıtlarını açıkladı. Hiç baktın mı? 6-7 dakika. Evet ama büyük takım kaydı yoktu ya. Yani o yüzden şimdi bak cingar çıkmadı. Evet. Velev ki şimdi büyük takımlardan birinin bir pozisyonu olsun Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın onları bir yayınlasınlar. Evet. Ama bir de bir şey söyleyeyim mi? Şimdi yayınlanacağını hakemler de biliyor ya. Öyle ona göre konuşurlar. Abi açıkça ne söyleyeyim? Çok saçma bir karar. Son 13-14 hafta kala böyle bir saçmalık. Ama hiç şaşırmıyorum. TFF'nin çok doğal bir acayip durumu yani. Abi Zafer'in rengine gidebildin mi? Ben de daha gidemedim. İnşallah Cuma günü gideceğim. Gidemedim ama izlemiş kadar oldum kısa görüntülerden. En yakın zamanda gideceğim bu hafta içerisinde. Yani evet artık ama, sinemalar pahalı abi. Gerçi onu ya, çok konuşuyor ama. Ne olursa olsun. Askıda bilet uygulaması yapılacakmış galiba. Abi Fenerbahçe için askıda bilet falan herkes gidecek gitmeli de zaten her Fenerbahçe'nin. Taşın altında elini koyalım diyorsun. Bu bir dönem filmi. Fenerbahçe üstünden anlatılan bir dönem filmi. Ve tekrar şunu görüyoruz ki Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değildir. Oyuncularının, yöneticilerinin tarihte başarıları ve kahramanlıklarıyla Cumhuriyet tarihinin de önemli bir taşıdır. Ve Türkiye'nin de en büyük sivil toplum kuruluşudur. Fenerbahçe çok büyüktür. Bunu da bir kere daha bu filmi izlediğimizde gördük, göreceğiz. Yapanların, çekenlerin emeğine sağlık olsun. Bu arada hani sadece Fenerbahçe ile alakalı değil, Galatasaraylı, Beşiktaşlı dostlar da hani bir sinemayla alakalı bir yer var ya bir site. Orada hani bir puan vermek de hani nasıl yakıştırıyorlar kendilerine ben onu anlamıyorum. Canım bu basit çocukça işler onlar. Yani, takılmamak lazım Allah aşkına. Yani versene olur, vermesene olur. Bilemiyorum. Oradan da son 2 dakika abi, basketbolda harika bir hafta sonu geçirdik. Önce Beşiktaş'a biliyorsun orada bize çok ayıp etmişlerdi kendi sahalarında. Evet, onun cevabını kupada çok güzel verdik. O 30 sayıyla Madar'ın gözünün evet. Şeyi karşılığı abi, verildi. Anadolu Efes maçında da çok rahat bir galibiyet aldı Koca'yı. Yani koçumuzu zaten ben çok seviyorum biliyorsun Saras'ı. Saras hocam bir de Emre Ekşioğlu diye görmüşsündür. Evet, ben evet. Gencecik hem bizim genç ligimizde oynuyor hem de Fenerbahçe Koleji var abi, bir alt ligde. Evet evet. Oradan alıp. Ve her maçta oynuyor. Bayağı evet, oynuyor. Bayağı, ay çocuğun da o kadar yoğun bir temposu var ki 3 tane takımda oynuyor ara ara. İnşallah ayağına da taş değmesin. İyi bir basketbolda önemli bir isim kazandım. Çünkü Türk oyuncu bulmak çok zorlanıyoruz. Bir kupa daha, bir kupa daha geldi müzemize ama şey olmuyor ya. Ben tarafta onların başında o Yunanistan'a giden hoca olmayınca zevkli olmuyor. Tadı almıyor musun? Çok tat vermiyor. O da kupayı ya. Kaybetti. Tebrik ediyoruz Olympiakos'a. Kupayı kaybetti. Evet. Olympiakos'u tebrik edelim. Onur abi ağzına sağlık. Teşekkür İyi ederim. İyi bir hafta olsun inşallah. İnşallah. Bizim galibiyetli için. Bir hafta olsun. Bütün branşlarda galibiyet bekliyoruz. Sponsorumuz Çin İster Lantman'a çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.